Merhaba, ben Aynur. Kanalıma Aynur'un Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün size nefis bir börek tarifim var. Eminim bu zamana kadar bu kadar kolay börek hazırlamadınız. Geçiyoruz hemen malzemelerimize. Bugün böreğimi iki çeşit iç malzemesiyle hazırlıyorum. İlk olarak ıspanaklı iç malzemesi için 1 kilo ıspanağı yıkadım ve küçük küçük kıydım. 1 adet soğanı ince ince doğradıktan sonra zeytinyağında kavurdum ve ıspanakları ekledim. Ispanakları böyle biraz elimle sıkıp fazla suyunu çıkartıyorum. Ispanakları önceden hiç haşlamadım, çiğden kullandım. Tuz, karabiber ve pul biberi de ekledikten sonra böyle biraz karıştırdım ve hemen ocağımın altını kapattım. İç malzemesi soğuduktan sonra içerisine 200 gram kadar beyaz peyniri ilave ettim. İkinci iç malzemesi olarak da sade peynir kullanıyorum. İçerisine biraz taze soğan, biraz maydanoz, biraz nane isterseniz ekleyip karıştırıyorum. Ve ikinci iç malzememiz de hazır. Geçiyoruz hamura. Hamur için 1 kilo unu mutfak şefimin içerisine alıyorum. İçine 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum. 1 yemek kaşığı tuz ve alabildiği kadar da su ekleyip hamurumu hazırlıyorum. Hamur güzelce yoğrulduktan sonra üzerini kapatıyorum ve yarım saat kadar dinlendiriyorum. Mayalı hamur değil ama börek hamurunu ne kadar dinlendirirseniz açarken o kadar kolaylık olur sizin için. Şimdi hamurumdan büyük bezeler hazırlıyorum. Bezelerinizin büyüklüğü size kalmış. Bir servis tabağının içerisine veyahut da borcamda kullanabilirsiniz. Yağlıyorum ve bezelerimi bolca yağın içerisine batırdıktan sonra bu servis tabağına alıyorum ve gördüğünüz gibi içeriye doğru katlayarak iyicene yuvarlıyorum ve ters çeviriyorum. Bu işlemi bezelerimin hepsine uyguluyorum. İsterseniz siz tereyağı da kullanabilirsiniz ama bugün ben sıvı yağ kullanmayı tercih ettim. Bezelerin üzerini kapatıyorum ve en az yarım saat dinlendiriyorum. Yarım saat sonra bezelerimi elimle kenarından çeke çeke açıyorum. İlk olarak isterseniz merdane ile biraz büyütüp ondan sonra da açabilirsiniz. Siz bakın sizin için hangisi daha kolay olursa o yöntemi uygularsınız. Şayet hamurları açmakta zorlanırsanız bezelerinizi 10-15 dakika kadar dinlendirip tekrar deneyin. Dediğim gibi bezelerinizi fazla dinlendirmezseniz hamuru açarken zorlanabilirsiniz. Bunu zaten fark edersiniz. Hamur bayağı sert olur ve açarken zorlanırsınız, bırakmaz kendisini. O zaman tekrar dinlendirin. Bu kısımlarını daha iyi anlayabilmeniz için özellikle hızlandırmadım. Devamlı kenarlardan dışa doğru çekerek açıyorum. Orta tarafı zaten otomatikman inceliyor. Ne kadar ince açabilirseniz o kadar inceltin bezelerinizi. Eğer ilk defa börek açıyorsanız zorlanabilirsiniz ama deneyerek eminim hepiniz usta olacaksınızdır. Yufkamı iyicene incelttikten sonra iç malzemesini kenarlara yerleştiriyorum. Şimdi yufkamı iç malzemesinin üzerinden içeri doğru sarıyorum ve sararken de dışa doğru çekip orta tarafını iyicene inceltiyorum. Ve bu işlemi yufka ortadan kendiliğinden yırtılana kadar tekrarlıyorum. Gördüğünüz gibi rulo halinde içe doğru sarıyorum ve sararken de yufkamı dışa doğru çekip inceltiyorum. Bu yöntemle yufkamızı daha da inceltmiş oluyoruz ve ortadan kendiliğinden yırtılıyor zaten.
Evet, ortadan yırtıldıktan sonra isterseniz rulo halinde sarıp bir tepsiye yerleştirebilirsiniz. Veyahut da benim yaptığım gibi küçük küçük parçalara kesip küçük böyle birer kerelik lokmalık börek hazırlayabilirsiniz. Böreklerimi önceden yağlamış olduğum tepsime alıyorum. Ve diğer böreğimi hazırlıyorum. Bunu da sadece peynirli hazırladım. Yani bir tepsi böreği iki çeşit iç malzemesiyle hazırladım. Herkes sevdiği iç malzemeli börekten yiyebilir. Küçük küçük hazırladığım için zaten birer kerelik lokmalık oldu ve servis yaparken de benim için kolaylık oldu. İç malzemesini siz istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. İsterseniz kıymalı hazırlayın veyahut da patatesli de yapabilirsiniz. Ben patlıcanlı böreği de çok seviyorum veyahut da bal kabaklı böreğe bayılıyorum. Şimdi böreklerimin üzerine yumurta sarısı sürdükten sonra önceden ısıtmış olduğum 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirdim ve gördüğünüz gibi fırından çıktılar, servise hazırlar. İnanın kanalımda o kadar çok börek tarifim var ki ve göstermek istediğimde daha çeşit börek tariflerim var. Umarım bunu da beğenmişsinizdir. Diğer tariflerimi de bekleyin diyorum. Umuyorum bu tarifim de hoşunuza gidecektir. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Beni desteklemeyi ve de videolarımı paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.